Herkese selam. Agatha'nın 5. bölümünü izleyeceğiz birazdan. Neredeyse sezonu bitirdik. Diğer videolara yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Ve çoğunluğunda böyle tepkiden sonra biraz konuşmamı istemişsiniz bölüm üzerine. Tabii ki de. Tabii ki de. Neden olmasın? O zaman enerjiyi biraz bölüme ve bölüm sonrasına saklayalım. Gelin bölüme geçelim. Agatha Harkness, you have betrayed your coven. Mother! Mors! WandaVision'dan özet. Agatha'nın bölümü mü? Heyecanlandım. Hadi bakalım. Kör karanlık, gücün açık. Ah, tilki. Tilkiler çok güzel hayvanlar. Kar... Ah! Salemiye dilisi mi? Buraya kadar takip edebiliyorlar mı? Ah! Evet. Ah! They're coming. We have to go. Kehanet cadısı. Summoning spell. We left the door open. What are you talking about? What did you see? Ay, yeşil cadı çağırdık diye gelmişler. The Salem Seven. Scary black dresses. When Agatha murdered her sister witches, she spared their young children. Yeah, and then they became a feral, hive-minded coven bent on revenge. Oh, The story, kids, is... Always finish what you started. Also, mercy is overrated. Everybody pack up your shit. Let's go. Ya Snape gibi şu hareketi yapması. That was ahead of us. Oh. That's behind us. We're trapped. What about a hex and bust? Broom. Horrible. Yeah. That's a terrible idea. Yeah. Uçacak mıyız? Çok istiyorum. Çok istiyorum. Gerçek cadı işleri yapıyoruz. Mükemmel. Industrial complex as an absurd emblem of our culture. Worse yet, they're an obvious symbol of female domesticity. They're basic. They're basic. Yarın ilk bulduğum dalla ne yapıyorum izleyin. Ya abi yürüyün gidin ya. Ben duşumu istiyorum. Oo. Çok güzel. Tam wallpaper'lık yapmalıktı. Ne oluyor? Aha yeni evimiz. Hadi bakalım. Ah, yürü git. Şu ağızdan böcek çıkma olaylarını korku filmlerini de hiç sevmem. İğrenç. Ah, pijama partisi. WandaVision'da Billie'nin giydiği şeye benzemiyor mu Cadılar Bayramı'nda? O da sanki böyle mavi bandana vardı. Ya Agatha'nın tip. Müthiş. We're okay. All we have to do is complete the trial and continue on before they can reach us, okay? Hadi bakalım. Hızlı 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 hızlı. Kiss Mary Kill. Sanki onun da böyle kırmızı kollu bir tişörtü vardı. Gönderme mi acaba? Artık lütfen açıklayayım bu çocuk kim? Kafayı yiyeceğim. Which trial is this? Agatha's. Ben Agatha sonda görürüz diye düşünmüştüm. You know, a blood moon. When the veil between the living and the dead is at its thinnest. Oo, öldürdüğü kişileri falan mı göreceğiz? Annesini falan. Of. To commune with the dead than someone who's put so many in the grave. Agatha. We have to Ouija. Eyvah yine baş hep 30 dakika yalnız. Spanish, Chinese, English. Ve işte hepiniz elinize koyuyorsunuz, oradan oraya gidiyor. One, do not use the Ouija board alone. Number two, do not... Böyle bir film vardı Olivia Cooke'un oynadığı. En yakın kız arkadaşı ölüyordu tek kullandığı için. Four, do not ask about death. Five, always end your session with goodbye. Her zaman aynen. Six, do not under any circumstances remove your hand from the planchette.
If you do so, a spirit will be released. Ooh. Wonder who's waiting for you. And with what trauma? İşte o öldürdüğü kişilerden biri muhtemelen. Ama bu test olacaksa annesi olur diye tahmin ediyorum bakalım. Heyecanlandım. Someone here with us during this witching hour. Kim? Mrs. Hart? Hey girl. Hey girl. Your face. No taunting. Ya ne yaptın? What did you do? I didn't do it. Eyvah. Oh my. What a journey. There I was. Bir dakika. İsmi Mrs. Hart değil ki. İsmi Sharon. Neden Mrs. Hart desin? Başka biri bu. Listen, Mrs. Hart. She's not Mrs. Hart. She's Sharon Davis. I am. I'm Sharon Davis. She's Agatha. What? She's just scared. Ya, oyun mu yaptın? Ben de bir bulmaca çözüyormuş gibi çözmeye çalıştım. Fine. Ya ben de yedim ya. İnanılmaz. Ben de diyorum kadına da Sharon hani biri dalga mı geçiyor ya da oyun mu yapıyor? Who is here with us tonight? D E A Ölüm. T H Death. Harika. What do you want? P U N I Neyin cezası? Fakat hep senin yüzünden başımıza geliyor bunlar. Who do you want to punish? Seni. A G A T Stop. All right, stop. Sakın çekme eline. Sakın. Al işte. Al işte çarpılacağız. Punish Agatha. It's how we pass the trial. And after everything she's done. Eyvah. The lies, the cheating, the complete and utter. You're not serious. Humiliation would work. Al işte çocuğa o kadar kötü davrandın, çocuk seni koruyor hala. When people ask me why I don't have female friends. But we were getting along, weren't we? We were clicking. There was unity. Where'd she go? Oh. Let's talk about this for a minute. We're sisters in the craft, remember? Demin bağlamaktan falan söz ediyordunuz. Nasıl yani? Does anyone else hear that? Duyuyorum, duyuyorum. Ya o ne ya? Of. Ha, çok iyi. Ya, halka filminde gibi. Yürü git. Ya o ne? Is a ghost. I hate ghosts. Ben de. Who are you? Eleanora Harkness of the Annesi Agatha'nın. Hey, mom. It's nice having you in my body for a second there. I've never felt so close to you. So what do? We banish her? Emotion ties them to this plane. They have unfinished business. So let's finish her business. Okay. What do you want? You must finish the witch's road without Agatha. Ne? She means punish Agatha. Leave her with me. No! No way! Aynen öyle. Ready to slit her throat. Yeah, well, her mother can't have her. Duygusal bir konuşma mı geliyor? Why do you hate me still? You were born evil. I ought to have killed you the moment you left my body. Öyle mi söyleriz çocuğumuza peki? We have to go. Jeff. Satışı koydu hemen. There's no flood here, there's no fire. The only danger to us in this trial is Agatha Harkness.
please take me with you. Don't. Evet, lütfen. Can't leave her. Please. Don't go. Take me with you, please. Don't leave me with her. I can be good. Please. Agatha'ya saldırırsan güçlerini alır. Who are you? N-I-C-H-O-L. Oğlu! Agatha'nın oğlu! Nicholas Scratch! Öldü mü? Çok şey oluyor. Ay, Wanda olduğu gibi olmuş güçlerini çekince. Don't touch her. She was protecting you. But you don't deserve it. Al. Beden istiyordun, ölü beden. Uçtu gitti. How could you? How could you kill her? I couldn't control it. Yes, you could have. Don't lie to me. I'm not. That's what this has always been about for you, isn't it? So that's what it means to be a witch? Killing people to serve your own agenda? No. Not for me. Aa, ne demek, emin misin? You're so much like your mother. Ne? Come, pet. Hey, what are you? Oh. Stop. Çok şey oluyor. Herkes yolladı. Wanda'nın tacı mı? Ne? Ne? Konuşacak o kadar çok şey var ki. Bu bölümün sonuyla birlikte bence artık bizim teenimizin, yani gencimizin Billy oldu. Namı değer Wanda'nın çocuğu oldu. Kanıtlanmış, açıklanmış gibi oldu. Çünkü Agatha ile kendisi bir öldürme üzerine konuşma yaptılar. Sırf güç için, işte cadı olduğundan dolayı insanları öldürmesi üzerine konuştular. Daha sonra Agatha, Billy diyeceğim artık, dedi ki annene çok benziyorsun ve sonrasında da çocuğu bu Wanda'nın tacının ucuyla gördük diyelim. Ve böyle el hareketleri, büyüsü biraz bana Wanda'nın Age of Ultron'daki el hareketlerini hatırlattı. Asıl soru, bu çocuk şu anda bu evrende, bizim evrenimizde nasıl var olabiliyor? Çünkü bildiğimiz WandaVision'da gördüğümüz ve daha sonrasında Doctor Strange 2'de de gördüğümüz şekilde Wanda bizim evrendeki çocuklarını kendi yaratmıştı ve büyüyü kaldırdığında çocuklar da gitmiş olmalıydı. Belki Doctor Strange 2'de açtığı portalla ya da bir şekilde o Darkhold'u kullandığı sırada acaba yine çocuğu yaratmış olabilir mi ya da başka bir evrenden getirmiş olabilir mi? Bilmiyorum, çünkü sanırım bir ya da iki bölüm önce çocuk dedi ki 13 yaşındayken ben de çok şey yaşadım. Bilmiyorum ama inanılmaz heyecanlandım. Zaten bu çocuğun ya Billy olması gerekiyordu ya da Agatha'nın çocuğu çıkması gerekiyordu ama sinyaller daha çok Billy olması üzerineydi. İnanılmaz heyecanlıyım ve hiç beklemedim. Wanda'nın tacını takacağını hiç düşünmemiştim. Ayrıca bizimkileri bataklığa yolladı. Bataklık onları yedi. Ne olacak bir sonraki bölüm? Hiç bilmiyorum. İnanılmaz heyecanlandım. Çok güzeldi. Bence bu bölüm en iyi bölüm
bölümlerden biriydi ve aşırı da kısaydı aslında. Bölümle ilgili sadece şunu eleştirebilirim. Keşke böyle o annesiyle muhabbetlerini, o öldürdüğü meclisini daha böyle detaylı bir şekilde görebilseydik. Ama WandaVision'da biraz vermişlerdi. Burada böyle biraz devam ettirdiler. İleriki bölümlerde belki biraz daha görürüz. Heyecanlıyım baya. Salem yedilisi peşimizde. Buraya kadar takip ettiler. Ama bence asıl konuşmamız gereken şey Rio'nun Lady Death olup olmayacağı. Yani ölüm olup olmayacağı. Şimdi bu ne demek oluyor? Şu anlama geliyor. Eğer Agatha'nın teorilerini takip etmiyorsanız ya da çizgi romanları okumadıysanız şöyle bir teori dönüyor ortalıkta. Bizim Rio'muzun yani yeşil cadımızın aslında Lady Death karakteri yani ölüm karakteri olduğu söyleniyor. Bunun üzerine teoriler üretiliyor ki geçtiğimiz bölümlerde Agatha ile kendisinin böyle ölüm üzerine konuştuğu ve Rio'nun aslında ölü bedenler istediği söylenmişti. Ve bu bölümde de Ojiva tahtasını kullanırken Agatha kim bizimle diye sorduğunda ölüm ismini duyduk annesinden önce. Yeşil Cadı'yı çağırdıklarında kapının açık kalması, Salem yedilisinin buraya kadar, yola kadar biz takip etmesi gibi gibi şeyler çok tesadüf değil bence. Dolayısıyla Rio karakteri bizim ölümümüz yani Lady Death çıkabilir. Ben bu bölümün biraz böyle korku filmi temalı, özellikle hani bu arkadaşların toplanıp işte yine tahtayla ya da farklı ritüellerle ruh çağırması ve daha sonrasında o ruhun musallat olması gibi temasının biraz uyarlanmasını beğendim. Zaten içinde bulundukları alan böyle biraz kamp gibiydi. Bir pijama partisi teması da vardı. Bence tatlıydı, güzeldi, set güzeldi, olaylar da güzeldi. Benim en keyif aldığım, en heyecanlandığım bölümlerden biri oldu. Agatha her bölüm gerçekten üstüne koyarak gidiyor benim için. Umarım bu temposunu düşürmez, umarım daha da artarak gider ve güzel bir şekilde kapatırız dizi ki buna benzer tempoyu biz WandaVision'da da görmüştük. WandaVision'da böyle hafif, biraz yavaş bir tempo ile başlamıştı ama bölüm bölüm bu şekilde yükselmişti ve final bölümü muazzamdı WandaVision'ın. Bakalım bu dizinin finali nasıl olacak, nereye bağlanacak, bir yere bağlarlar mı ki bağlamaları gerekiyor. Gördük. Wanda'nın çocuğu. Bu çocuğun şimdi nasıl geldiğini açıklamaları gerekiyor. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Bu dizide acaba bir açıklık getirirler mi? Yalnız bu çocuğu o kadar zorbaladınız. Ben dedim zorbalamayın diye. Yani bu çocuk size bu kadar yardım etmeye çalıştı. Alın şimdi. Öyle bataklığın içine düşersiniz. Alice öldü. Alice'i kaybettik. Tahmin etmiyordum. Yani bu dizideki ölümleri genel olarak tahmin edemiyorum. Ama şöyle bir detay da var tabii ki. Birkaç bölüm önce Agatha'ya sen ilk cadı yolunu yürüdüğünde kaç cadı seninle birlikte yoldan çıktı diye sorulduğunda Agatha sadece bir işaretini göstermişti. O da kendisiydi. Bakalım bu sefer kaç cadı onunla birlikte çıkacak. Çok da bir şey kalmadı elimizde. Bu arada sonda Agatha ile Jen ve işte yanındaki kehanet cadısı bataklığa gömülürken Rio yoktu. Rio nerede? Rio o bedenle ilgili bir şey yapıyor muhtemelen. Çünkü son sahnede görmedik. Bu Lady Death olayları da daha da güçleniyor bence bu teoriler, bu sahnelerle birlikte. Bilmiyorum ama dizi şu anda benim için inanılmaz gidiyor. Bu bölüme bayıldım. Keşke daha uzun olsaydı. Keşke daha çok şey görseydik. Keşke dizi böyle tamamen yayınlanmış olsaydı da patır kütür sezonu bitirebilseydik. Ama bir sonraki hafta için inanılmaz heyecanlıyım. Sizler bölümü nasıl buldunuz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anlık Discord ülkemizde erişime kapalı. Ama bu videoya ne zaman denk gelirsiniz bilmiyorum. Yine de açıklamalar kısmında bir Discord sunucu linkimiz var. Erişim açıldığında buyurun gelin bekleriz. Orada da konuşabiliriz. Hem diziyi hem de diğer yapımları. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii bir sonraki videoda görüşmek için abone olmanız gerekiyor.